sinyaller yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana ders bolca, ben sizdeyim kanda. Bu da sana ders olsun. Ders izleyine hoş geldiniz. Isı sıcaklık ile devam ediyoruz. Sıcaklıkları farklı iki cisim ısıca yalıtılmış bir ortamda ısı alışverişine başlıyor. Sıcaklıkları farklı olan maddelerde yüksek sıcaklıklı olan düşük sıcaklıklı olana enerji aktarımı sağlar. Isı sahaları eşit ise şayet her ikisi eşit miktarda enerji değişimi sağlayacağı için, yani MC'leri eşit olduğu takdirde delta T sıcaklık değişimleri de eşit olacaktır. Isı akışı sıcaklığı büyük olan cisimden sıcaklığı düşük olan cisme doğrudur. Cisimlerin öz ısıları eşit ise kütleleri de eşittir. M çarpı C'leri eşit olduğuna göre M'leri eşit ise C'leri veya C'leri eşit ise M'leri de eşit olur. Cevap E seçeneğidir. Aynı maddeden yapılmış X ve Y çubuklarının boyları farklı, kalınlıkları eşittir. Isıca yalıtılmış bir ortamda çubuklar üst üste konuluyor. X'in sıcaklığı büyük olduğu için X, Y'ye enerji verir. Dolayısıyla sıcaklığı azaldığından dolayı yoğunluğu artacaktır. Çünkü hacmi azalacaktır. Hacmi azaldığı için öz kütlesi artar. Y cismi için ise sıcaklığı arttığından dolayı hacmi artar, öz kütlesi azalır. Çubukların sıcaklık değişimleri eşit olur. Burada her iki maddenin madde miktarları eşit olmadığı için, aynı maddeden yapıldığı için, ısı kapasiteleri de eşit olmadığı için sıcaklık değişimleri eşit olmayacaktır. Çubukların son sıcaklıkları eşit olacaktır. Isı alışverişinde her zaman son sıcaklık değerleri eşit olmak zorundadır. Cevap D seçeneğidir. Isı yayılımında bazı durumlarda maddesel ortama ihtiyaç duyulurken bazı durumlarda maddesel ortama ihtiyaç kalmaz. İletim ve taşıma yoluyla ısının yayılmasında ortama ihtiyaç vardır. Ancak ışıma yoluyla ısının yayılmasında ortama ihtiyaç yoktur. Kalorifer peteğinin tüm odayı ve eşyaları ısıtması için ihtiyaç duyulur. Çünkü ortamda enerjinin başka yerlere yayılması için hava ortamına ihtiyaç vardır. Sobanın üzerine konulan çaydanlığın suyu ısıtması, burada iletim vardır. Sobanın suya, suyun çaydanlığa, çaydanlığın da suya ısıyı iletmesi vardır. Perdeyi açtığımızda güneş ışınlarının odamızı ısıtması, ışıma vardır. Biliyorsunuz uzayda hava yok. Dolayısıyla güneşten bize ışık yoluyla enerji gelmektedir. Cevap C seçeneğidir. Börek yapan Kübra fırından börek tepsisini çıkarırken aynı çekmecede bulunan demirden yapılmış ve tahtadan yapılmış sapları kullanarak börek tepsisini fırından çıkarıyor. Bu esnada demir sapın daha sıcak olduğunu hissediyor. Kübra'nın demir sapı tahta sapından daha sıcak hissetmesinin nedeni demirin ısı iletkenliğinin daha fazla olmasından dolayıdır. Demir sapın tahta saptan daha sıcak olmasından dolayı değildir. Demir sapın ısı sahasının tahta sapın ısı sahasından daha büyük olmasından dolayı da değildir. Tamamen demirin ısı iletkenliğinin tahtadan büyük olmasından dolayı. Cevap C seçeneğidir. Bir kap içerisindeki sıvıya ait ısı verildiğinde kaptaki kütle zaman grafiği şekildeki gibi. Burada birinci, üçüncü ve beşinci ortamlarda birer tane sıvı kabı terk etmiş. Yani kapta toplam 3 sıvı vardır. Üçüncü bölgede sıvının sıcaklığı değişmemektedir. Çünkü üçüncü bölgede sıvı hal değiştiriyor. Hal değiştirirken sıvı sıcaklığı değişmez. İkinci bölgede sıvı hal değiştiriyor diyor. İkinci bölgede sıvının kütlesi gördüğünüz gibi sabit duruyor. Yani hal değiştirme olayı yok. Ve sıvıya enerji verildiği için sıcaklığı artacaktır. Cevap B seçeneğidir. Deniz seviyesinde ısıca yalıtılmış bir kapta bulunan suyun içerisinde demirden yapılmış bir bilye bırakılıyor. Su kütlesi öncelikle değişmiyor. Yani hal değişimi yok.
T1 ve T2 arasında ise hal değişimi vardır. Başlangıçta bilyenin sıcaklığı sıfırın altında, yani eksi 50 derecede bir bilye bırakılmışsa şayet, buradaki sıfır derecenin üzerindeki suyu burada tamamen dondurarak buz haline geçirmiş olabilir. T1 T2 aralığında suyun sıcaklığı 0 derecedir. Evet, T1 T2 aralığında su hal değiştirdiğine göre suyun sıcaklığı 0 derece olabilir. 0 T1 aralığında suyun sıcaklığı azalmaktadır. Başlangıçta artı 5 derece ise şayet ve bıraktığımız demir bilye eksi 50 derece ise hal değiştirebilmesi için öncelikle suyun sıcaklığı 0 dereceye gelmesi gerekir. Yani T1 anında suyun sıcaklığı 0 derecedir diyebiliriz. Cevap E seçeneğidir. Deniz seviyesinde ısıca yalıtılmış bir kapta bulunan suyun içine bir parça buz atılıyor. Buz kütlesinin zamana bağlı grafiği şekildeki gibidir. Burada T1 ve T2 aralığında buzun kütle değeri artıyor. Buzun artması için su buza dönüşmesi lazım. Suyun buza dönüşmesi için burada suyun sıcaklığı 0 derece olması lazım. Sudan enerji alması için de buzun sıcaklığının burada eksi bir değer olması lazım. Daha öncesinde suyun ve buzun kendi aralarında ısı alışverişi yapması gerekir. Yani 0 T1 aralığında suyun sıcaklığı artı bir değerde, 0 T1 aralığında buzun sıcaklığı eksi bir değerde olacaktır. Başlangıçta buzun sıcaklığı 0 derecenin altında, 0 T1 aralığında suyun sıcaklığı 0'ın üzerinde olduğu için azalmaktadır. T1 T2 aralığında suyun sıcaklığı 0 derecedir. Son durumda suyun hepsi buza dönüşüp dönüşmediğini bilmiyoruz. Yani hepsi buza dönüşmüş olabilir veya son durumda su buz karışımı olabilir. Ondan dolayı kesinlikle cevap İstendiğinden cevap C seçeneğidir. Boyu L olan homojen metal bir çubuğun kesit alanı A, metal çubuk yalıtkan bir sap üzerine tutturulup bir ucundan ısıtılmaya başlanıyor. Gücü sabit olan ısıtıcı çubuğu ısıtmaya başladıktan T süre sonra mum tamamen eridiğine göre. Verilenlerden hangilerinin değişmesi mumun erime süresi T'yi değiştirir? Burada metalin ısı iletkenliği önemlidir. L boyu artarsa ısı iletim hızı azalacaktır. A kesiti artarsa ısı iletim hızı artacaktır. Metalin cinsi değiştirilirse ısı iletim hızı değişecektir. Cevap E seçeneğidir. YouTube'dan kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.